Amerikalı indie rock grubu Neon Trees, 3. albümleri Pop Psychology'nin tanıtım turnesinde. İlk iki albümleriyle başarı basamaklarını hızla tırmanan ve tüm grup üyeleri Mormon olan Neon Trees'in solisti, kısa süre önce eşcinsel olduğunu açıkladı ve hayranlarını şaşırttı. Solist Tyler Glenn, son albümünün de kimliğini tanıtma adına kayda alındığını belirtiyor. Aslında bir anlamda albüm terapi şeklinde kaleme alındı. Bunun çoğu sanatçı için böyle olduğunu kim inkar edebilir ki? Benim için oldukça karamsar başladığım, çünkü gerçek kimliğimi açıklayacağım dönemi özetleyen bir albüm olarak başladı. Belki de gerçekte kim olduğumu bulacağım, kimlik krizime doğru yol alacağım bir yolculuktu. Alternatif rock grubuyla aynı dini inanca sahip Mormon hayranları ise şimdi kiliselerin eşcinsel evliliği tanıyıp tanımayacağını merak ediyor. Çünkü Mormonlarda eşcinsellik büyük bir günah olarak tanımlanıyor. Kiliseye giden bazı kişilerle ters düşeceğime eminim. İnancımı elbette kaldırıp atmıyorum. Ama küçük bir öngörüyle ileride bir gün bu durumda kabul görebilir gibi hissediyorum. Ve tüm grup üyeleriyle açıkça konuştum. Sonuçta biz bir eşcinsel müzik grubu değiliz. Bir anda da böyle olmayacağız. Evet, ben bir eşcinselim ama bizim sahne şovlarımız eşcinsel şovu değil. Neon Trees'in yeni albümü Pop Psychology piyasaya sürüldü. Grup şimdi Kanada konserlerinin ardından dünya turnesi kapsamında Eylül ayında Avrupa'ya gelecek.